Ama son günlerde tartıştığımız başat konulardan biri şu. Erdoğan kaybetse de gitmez mi? Bu konuyu e, tartışırken özellikle de yabancı medyada bu konu tartışılırken e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Kendi seçmenlerine seslendi. Dedi ki o gece seçimi kazandığımızda kutlamaya dışarı çıkmayın herkes evinde otursun. Ertesi gün zaten seçim sonuçları kesinleşince YSK Mazbata'yı vermek zorunda kalacak dedi. Şimdi bu açıklama iktidarda rahatsızlık yarattı. Ee, ama Kılıçdaroğlu devam ediyor. Paramiliter yapılar konusunda uyarılarına devam ediyor. Bu Kılıçdaroğlu'nda alışık olmadığımız bir üslup ve uyarı. En son dün Karar TV'nin yayınındaydı ve tam olarak şöyle söyledi. Ben bütün vatandaşların sükunetle olayı izlemelerini istedim ve bunu her seferinde de dillendirdim. Çünkü kaybedeceğini anlayan bir siyasal iktidar, özellikle kendisine devlet olarak tanımlama pozisyonuna gelmiş olan bir iktidar gitmemek için devletin bazı unsurlarını kullanarak olayı sabote edebilir. Bu konuda da bütün vatandaşlarımıza, partililerimize uyarı yaptık. Ne yaparlarsa yapsınlar, bekleyeceksiniz. Nasıl olsa bu seçimi biz alacağız. Şu cümle çok önemli. Devletin bazı unsurlarını kullanarak olayı sabote edebilir iktidar. Ee, sizinle, sizinle devam etmek istiyorum Sayın Tombul. Ne demek istiyor Kılıçdaroğlu? Ve Erdoğan gerçekten de kaybetse de gitmez mi? Aslında bu propagandanın bir sahibi iktidarın kendisi olsa gerek. Çünkü böyle bir propaganda yurttaşlarda bir korku iklimi yaratıp sandığa gitmelerine engel olma. Aman Türkiye'de kaos olmasın, iktidar gitmezse başka iç karışıklıklar olabilir. Onun için de buna neden olmayalım, sandığa gitmeyelim, bırakalım bunlar devam etsinler ruh halini hakim kılmak için sürdürülen bir propaganda olabilir. Onun için bu propagandanın boşa çıkarılması gerekiyor. İkincisi de şu, Türkiye sağ 1950'li yıllardan itibaren Milli irade ile demokrasi eşitledi. Milli irade diye de sadece sandığı ortaya koydu. Yani 1950'den beri sandıktan çıkana milli irade diyen bir sağ geleneği bugün sandıktan çıkanı kabul etmemesi bir başka şey anlamına gelebilir. Onun için de ben böyle bir şeyi yapma olanaklarının toplumda da karşılık bulmayacağını düşünüyorum. Bir başka e, yerden söyleyeyim. Bizim durduğumuz yerden bakarsak da e, Türkiye'de gerçek demokratik bir iklimde bu iktidardan rahatsız olan ve artık değişim isteyen toplumun, halkın önemli oranda sandığa özgürce gitmesini, oyunu atmasını ama sandığa giren oyların da sandıktan çıkmasını teminat altına alacak bir organizasyona ihtiyaç var. Geri kalan kısmı halka karşı işlenen bir suçtur. Hiçbir ülkede, hiçbir yerde halka karşı işlenen suç bedelsiz olmaz. Bu bedeli halka karşı, yani halkın iradesini kabul etmeyen, sandıktan çık çıkacak iradeyi kabul etmeyecek bir iktidar halka karşı suç işlemiş sayılır. Bunu da ne Türkiye toplumu ne uluslararası ülkeyle ama ne de çok açık bir biçimde söyleyeyim bu ülkenin devrimcileri kabul etmez. Biz bu sandıktan çıkacak iradenin mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İktidar da sandıkta kaybettikten sonra tıpış tıpış gidecek. Ha, şu tür hazırlıklar olabilir. Ee, i̇ktidar, biraz önce e, okudunuz, devletleşen neredeyse hani e, doğrudan o koşullarda olmasa bile açık faşizm koşullarına doğru giden bir ülkeden söz ediyoruz. Devletle partinin özdeşleştiği artık bu ayrımın ortadan kalktığı, e, otoriterliği aşan e, bir düzenden, bir rejimden söz ediyoruz. Bu tür rejimlerde iktidarlar her zaman iktidarlarını kalıcı kılmak için çok çeşitli yollara girebilirler. Bu iktidar da benzer arayışlara, benzer şeylere e, tevessül edebilir. Bunun bir başka nedeni daha var ki iktidarlarını kaybettiklerinde aslında kendilerini bekleyen son. Bir yanıyla Hani 418 milyar dolar deniliyor, başka şeyler söyleniyor. Çalınıp çırpılan, artık haraç mezat satılan bu ülkenin birikimleri var ortada. Bunların hesabının verilmesi gerekiyor. İkincisi de artık bir, bırakın demokratik iklimi, bir saltanat ilişkisine, bir sülale iktidarı ilişkisine dönüşmüş bir iktidardan söz ediyoruz. Eğer bu iktidarı kaybederlerse, bu iktidarın kaybından sonra yeni gelecek iktidarın halkın iradesiyle bir hesap sorulma süreci başlayacak olursa, artık bu iktidarın, bırakın bir siyasi part olarak kalmayı uzun süre, bunun hesabının altından kalkamayacakları bir son bekliyor bunlar. Bunun için de iktidarı kolay kolay terk etmek istemeyebilirler. Ama asıl sorun şu. İktidar bunu düşünebilir, bunu aklından geçirebilir. Sorun bunu aklından geçirse bile biz ne yapacağız, bu toplum ne yapacak? Asıl oradaki sorun iktidarın bunu düşünemeyecek hale getirecek bir adımın atılması. Türkiye halkının kendi geleceğine sahip çıkması, evet. sandıktaki evet. iradesine sahip çıkması gerekiyor. Tabii ki biz şunu söylemiyoruz. Yani e, sokaklarda herhangi bir biçimde yani bir e, iç savaşa, bir kaosa dönük şeyler olmasın. Ama sandıktan çıkan iradenin ortadan kaldırılmasına ve e, tanınmamasına adım atılacak olursa ona da devletin belli yapılarından beklemek yerine tabii ki devletin belli yapıları güvenlik güçleri bunu engellemeleri gerekir. Ama en az onun kadar Türkiye halkının iradesine sahip çıkması gerekiyor. Çok yakın bir örnek. Brezilya seçimleri. Brezilya seçimlerinde birinci turda Lula ile faşist Bolsonaro arasında yaklaşık 7 puan fark vardı. İkinci tura kaldı seçim. İkinci tura kalınca devlet olanaklarını kullandı Bolsonaro ve ikinci turda fark neredeyse 1 puana indi. Hatta Bolsonaro çağrı yaptı, iktidarı bırakmayın dedi, güvenlik güçlerine çağrı yaptı. Ama orada Brezilya halkı sokağa çıktı, iradesine sahip çıktı ve iktidarı vermedi. Asıl sorun ve devletin halkın iradesine sahip çıkılması gereken yer bir sükunet tabii ki önemli ama irademizin gasp edildiği yerde buna izin vermeyecek bir başka gücü gerekirse sokaklarda göstermek gerekiyor. Şimdi biraz önce kampanyadan söz edildi. Yani bir iki cümleyle ifade hı hı. etmek istiyorum. AKP'nin bir merkezi stratejisi var mı? Kuşkusuz merkezi stratejisi olabilir. Ama 21 yıldır iktidar olan, iktidarının ilk 10 yılında Türkiye'de, Türkiye'yi demokratikleşme, refah gibi çeşitli şeyler vaat eden bir iktidar, her seçimde yeni vaatler ortaya koyabilirdi. Ama özellikle 2010 referandumundan sonra 2018'de de tek adam rejiminin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye ortaya geldikten sonra artık vaat edebilecekleri hiçbir şey kalmadı. Devletleştiler. Şimdi bir önceki seçimde en çok üzerine bastıkları ve seçim propagandası yaptıkları örneğin sağlık alanı. Bugün sağlık alanı çöktü. Evet. Sağlık sistemi çöktü. Vatandaşlar telefon başında randevu alamıyor, tedavi olamıyor. Şimdi neyin stratejisini, neyin kampanyasını yapacak? Ya da layıklık. Layıklık evet. ayaklar altına alındı. Neyin kampanyasını yapacak? İşte tam da böyle bir yerde hangi kampanyayı yaparlarsa yapsınlar güneş balçıkla sıvanmıyor Sıvanlar. ve bunu anlatabilecek bir durum, bir iklim ortada yok. O açıdan strateji de kuramıyorlar bence. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. <laughs> Programımızın bu saatinde bir konuğumuz daha katıldı. Ben başlangıçta takdim etmeyi... Atladım Kusuruma bakmayın. Özgür Karabat, CHP İstanbul Milletvekili bugün de miting meydanındaydı. Evet. Oradan geldi, yetişti yayınımıza sağ olsun. Özgür Bey size İmamoğlu'nun bugün miting meydanında söylediği bir cümleyle gelmek istiyorum. Diyor ki bu e, seçimin birinci turda neden bitmesi gerektiğini anlattı e, kürsüde. Bunların fıtratı bu. Ekonomiye, dövize neler yaparlar neler bu işi birinci turda bitirmek şart. Şimdi iktidarı olan güvensizlik, ee, miting meydanlarında bile bu kadar net evet. cümlelerle me dile getiriliyor. Peki iktidar seçim sonucunu sabote edebilir mi? Şimdi şöyle Kılıçdaroğlu nun Kılıçdaroğlu nun dediği ölçüde. De, e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. Seçmen iradesini sakatlamak isteyebilirler mi? İktidar onlar için çok kıymetli bir kere. Kendi sonları açısından da kıymetli, devamları açısından da kıymetli. Bütün hayat hikayeleri, siyasi hayatı AKP'nin artık iktidara bağlı. Çünkü AKP ile ilgili eskiden mesela bir ara bunlar İslamcı Parti falan tartışmaları yapılırdı ya, artık öyle bir tartışma da yok. Yani AKP artık bir dava partisi, bir ideolojik partisi değil, tam tersine bir çıkar grubunun yuvalandığı bir parti haline gelmiş ve devleti de önemli oranda ele geçirmişler. Dolayısıyla seçim onların bekası açısından önemli. Milletin ya da ülkenin bekası açısından evet. değil bu açıdan elbette bazı şeylere tevessül etmeyi deneyebilirler. Peki biz buna karşı hem Ekrem Bey'in açıklamalarını hem de Sayın Genel Başkan açıklamalarını nasıl yorumlamalıyız noktası da önemli. Bir tespiti yapıyorlar ama aynı zamanda bu deşifreyle beraber topluma deşifre etmeyle beraber bu konuyu topluma da mal edip beraber çözme isteklerini de atıyor. Çünkü bu işi en kolay deşifre ederek çözebiliriz. Mesela daha önce internet dünyasında yapacakları işlerle ilgili deşifre ettiğimizde aslında etkisi hale getirme yöntemlerinden bir tanesi bu. Açıklayacaksın. Niyetlerini açıklayacaksın, bulduğun bilgiyi açıklayacaksın ve bunu yapamaz hale getireceksin. Şimdi ekonomiyle ilgili de benzer durum var. AKP krizden beslenen bir parti aynı zamanda. Krizi yaratıp bir daha önce mesela güvenlikle ilgili yarattığı krizi